İyi misin Arnav? Şartlar altında yaşaması mümkün değilmiş zaten. Ah, kim bilir ne acılar çektiniz. Kim bilir nasıl uğraştınız onu kurtarmak için. Ahmet. Yapılacak her şeyi yaptık. Başhekim çok iyi bir adamdı. Bize çok yardımcı oldu. İlaç firmalarından bedava ilaçlar temin etti. Hatta tedavisi için para bile almadı ama durum işte gittikçe daha kötüye gitti. Anneme hiçbir şey belli etmedik. Melek de son ana kadar abime baktı bebek gibi. Çok sevdim ben Mehmet'i. Çok sevdim. Ama işte yaradan onu erkenden aldı aramızda. Melek. Benim sana söylemem gereken bir şey daha var. O geceyle ilgili. Mehmet eceliyle de ölmedi. Yani ben de o gece evdeydim. Anneciğim, ben öldürdüm sizi anneciğim. Kızım ne diyorsun sen? Sen çekil şuradan be. Allah muhafaza. Ne yaptıysa. Şadi öyle şey yapacak kız mı? Ne yaptıysa. Ya, ömür boyu hapse atarlar küçücük kızı. Amca ne tarafa gidiyorsun? Atla şehire kadar bırakayım seni. Ah, razı olsun senden amca. Senin Allah belanı versin senin. Allah belanı versin senin. Allah senin belanı versin. Allah.
Annem için yapılacak bir şey yoktu. Ama Mehmet. Mehmet hala yaşıyordu. Ya ne yaptıysam ikna edemedim onu odadan çıkarmaya. Bırak öleyim diye yalvardı. Ya çok duman vardı abla. Ya boğulacak gibi oldum. Yani çok korktum ya. Ne yapacağımı bilemedim. Acılarını dindirmemi istiyordu abi. Sonra ben de işte... Bir tane. Şadiye sakın kendini suçlama, tamam mı bir tane? Bak Mehmet bir hafta 10 günlük ömrü kaldığını biliyordu. Beni doktorla konuşurken duymuş. Demek ki acısız bir şekilde ölmeyi tercih etti. Şadiye neler yaşamışsın, neler çekmişsin böyle. Sonra işte çektim gittim evden. Ben seni çok aradım Şadiye. Ya kızım katilim ben. Katilim yani. Nasıl çıksaydım insanların içine? Çok canım yandı ya. O acıyla zaten kendimi oradan oraya vurdum. Sonra işte kader beni ablamla karşılaştırdı. Şadiye. Hadi hoşça kal diyeyim bakalım kızlar. Bay bay. Hoşça kalın. Hoşça kal. Şadiyeciğim beni ara tamam mı? Sık sık görüşelim. Çok memnun oldum. Ben de. Şadiye. Şadiye senin bu yaşadıklarından sonra bir doktora görünmen lazım biliyorsun değil mi? Ben cezamı böyle de oturacağım abla. İçimden bu suçluluk duygusunun gitmesine de asla izin vermeyeceğim. Şadiye. Şu Meleğin büyük kızı. Senin çocukluğuna ne kadar benziyordu ya. Tuhaf. Yani sokakta görsem senin çocuğun sanırdım. Yani imkanı yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.